Tekirdağlıyım derken biraz daha açmam gerekirse doğduğum yerin Tekirdağ'ın en büyük ilçesi Çorlu olduğunu söylemeliyim. Ben doğduğumda 1966'da 27 binmiş nüfusu. Günümüzde ise kayıtlı 290 bin kişiye ulaşmış bu sayı. İlçe olduğuna bakmayın, Tekirdağ merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Çorlu, İstanbul'dan sonra Trakya'daki en büyük ikinci yerleşim yeri. Nüfus olarak 55 şehirden bile daha büyük. Stratejik önemi, doğal yapısı, kolay ulaşım imkanları, yapılan sanayi yatırımları ve iş olanakları Çorlu'yu ülkemizin en gelişmiş ilçelerinden biri haline getirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'ya giden yol üzerinde olduğundan 1840'lı yıllarda Çorlu'da 46 tane otel varmış. Bulunduğum bina Çorlu Atatürk Evi. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde Çorlulu hayırseverlerin katkılarıyla temeli atılmış. Tam bir yılda tamamlanarak 10 Kasım 2020'de de ziyarete açılmış. Müzenin bahçesinde Atatürk'ün okuduğu kitap sayısı olan 3.997 adet gül var. Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu evin birebir aynı ölçülerinde inşa edilen müzenin geliriyle her sene 80 üniversite öğrencisi okutuluyor. Müze satış mağazasında Anıtkabir'in satış mağazasındaki ürünler satılıyor. Arkamda gördüğünüz araç ise rahmetli babam İsmail Tonguç'un antika araba koleksiyonunun en nadide parçalarından biriydi. Ne dersiniz? Sizce de Atatürk evinin bahçesine çok yakışmamış mı? Hadi gelin Tekirdağ'a doğru yolumuza devam edelim. Çorlu'ya gelmişken Balmumu Heykeller Müzesi ile 167 adet çizgi film ve masal kahramanının bulunduğu Masal Parkı'nı ziyaret etmeyi de ihmal etmeyin.